Başarının insanı ne zaman bulacağı hiç belli olmaz. Bazıları küçük yaşlarda zirveye çıkarken, bazılarının kendini göstermesi bile yıllar sürebilir. Bazıları ise başarıya hiçbir zaman ulaşamaz. Başarı biraz da böyle bir şeydir zaten. Her arayan bulamaz ama bulanlar da arayanlardır. Bugünlerde Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i sallayan Anthony Vakeme de başarıya geç ulaşanlardan. Onu başarıya ulaştıransa çabalamayı asla bırakmamış olması. Anthony Vakeme 21 Mart 1989'da Nijerya'nın Lagos kentine bağlı Ajegunle kasabasında dünyaya geldi. Igbo kökenli bir ailenin 5 çocuğunun sonuncusuydu. Ajegunle'de doğan tüm çocuklar gibi onun futbol macerası da sokaklarda oynayarak başladı. Bölgede White Sandfield olarak bilinen beyaz kumuyla meşhur plajlarda futbol oynuyordu. Anthony o günlerini şu sözlerle anlatıyor. "Hikayem Lagos sokaklarında başladı. Her Ajegunle çocuğu gibi benim de futbola başladığım yerdir White Sandfield. Nijerya'ya her gittiğimde orayı ziyaret ederim." İdolü Ronaldinho'ydu. Kendisine de Lagos sokaklarında Tanidinho denirdi. Çünkü sıra dışı bir çalım yeteneği vardı ve pas atabileceği pozisyonlarda bir çalım deneyip başarılı olurdu. Evin küçük kardeşleri hep abilerini kendilerine örnek almak isterler. O ne yaparsa aynısını yapar, davranışları da ona benzetir, onun mesleğine ilgi duyarlar. Anthony de futbolcu olan abisi Dixon'ı örnek aldı. Onun gibi futbolcu olmak istiyordu. Ajegunle'nin ünlü futbol akademisi São Paulo'ya girdi. Ancak girişi çok kolay olmadı. Antrenörler onu zayıf bulduğu için futbolcu olamayacağını söylemişlerdi. Abisinin menajerlik yapan bir arkadaşının ısrarı üzerine bir deneme maçına çıkarılan Vakeme'nin yeteneklerinden etkilenen antrenörler onu kulübe dahil ettiler. Bu sancılı süreç onun hayata bakışını değiştirdi. Artık futbolda başarılı olabileceğine inanmıyordu. Kendisine bir türlü güvenemiyordu. Bu yolda en büyük destekçileri annesiyle futbolcu olan abisi Dixon'dı. Onların desteği Anthony'nin özgüvenini arttırıyordu. Özellikle annesinin desteği onun için çok önemliydi. Çünkü Anthony babasını henüz 6 yaşındayken kaybetmişti ve ailenin yükü annesinin sırtındaydı. Anne ailenin her şeyiydi. Oğlundan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bu cefakar kadına karşı Anthony'nin de büyük bir sevgisi var. Vakeme annesini anlatırken şu cümleleri kuruyor. "Ben anneme demir kadın derim. O bana her şeyi mümkün kılar. Benim için Tanrı'dan sonra annem gelir. Onun çok şey yaptığını söylüyorum ama o çoktan fazlasını yaptı. İnanılmaz şeyler yaptı. Onu sözcüklerle ifade edemiyorum. O benim her şeyim. Biz çok küçükken babamızı kaybettik. Ve annem bizim bakımımızı tek başına üstlenmek zorunda kaldı. O benim hayatım ve ona bakmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Bizim için çok dua ediyor." Bugün başka bir ülkede bile annesiyle sık sık görüşen Vakeme'nin annesinden gördüğü destekte devam ediyor. Zaman zaman hapşırık krizleri yaşayan Anthony'nin bu krizlerini yalnızca annesiyle yaptığı telefon görüşmeleri durdurabiliyor. Ajegunle'de başladığı futbol kariyerinde diğer takım arkadaşlar arasından sivrilen Vakeme, Danimarka kulüplerinden Vejle'ye transfer olarak Avrupa'ya açılma fırsatı yakaladı. Ancak bu yolculuğu hüsranla sonuçlandı. Çünkü Vejle'nin ömrü uzun olmadı. Birkaç yılın ardından kulüp kendini feshedince Vakeme önce İsveç'e gitti, ardından Nijerya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Ancak Avrupa onu tanımaya başlamıştı. Bir süre sonra kendini yeniden Avrupa'da buldu. İtalyan kulüpleri kendisini denemeye çağırmıştı. Nijeryalı bir futbolcu grubuyla ilgilenen İtalyan bir menajer kendisine de yardımcı oluyordu. Ancak bu menajerin kulüp antrenörleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle herhangi bir kulübe imza atamamıştı. Çıktığı denemelerin birinde ünlü İtalyan futbolcu Marco Materazzi'nin babası kendisini izlemiş ve beğenmişti. Bunun üzerine Vakeme'ye iki alternatif sundu. İtalya'da kalıp Materazzi'nin babasının bir kulübün başına geçmesini beklemek veya başka bir ülkeye gidip futbol oynamak.
Alternatif olarak sunduğu ülkeler ise Romanya ve Yunanistan'dı. Vakeme artık futbol oynamak istiyordu. Bu yüzden Romanya'ya gitmeyi kabul etti. Materazzi'nin babası kendisiyle ilgilenmek üzere Romanya'da bir menajerle anlaşmıştı. Kulüp takımıyla denemelere çıkan Vakeme antrenör tarafından beğenilmemişti. Yine de başkan onu kaçırmak istemiyordu. Sözleşme yapıp ikincilik ekibi Areşul Turda'ya kiraladı. Turda formasıyla ilk yarıda 8 maça çıkıp 5 gol atarak ikincilik için fazla olduğunu gösterdi. Kendisini beğenmeyen teknik direktörün gönderilmesinin ardından devre arasında kulüp kadrosuna katıldı. Ancak bu kez de başkan başkente yeni bir kulüp satın alma planının olduğunu açıklayarak kulüpten ayrıldı. Bunun üzerine bir başka Romanya kulübü olan Ploiești'ye katılan Vakeme sakatlığından ötürü forma şansı bulamadı. Kendisine kötü bir futbolcu olduğunun söylenmesi üzerine bu kulüpten de ayrılmaya karar verdi. Kulübe geri dönüp 10 maçta 2 gol kaydetti ve sözleşmesi yenilenmedi. Ancak gösterdiği performans üzerine Romanya'nın başka kulüpleri kendisine teklifte bulunmuştu. Bu tekliflerin hiçbiri onu tatmin etmediği için hepsini geri çevirdi. O sırada Malezya'da forma giyen abisi onu da Malezya'ya davet ediyordu. Ancak Vakeme para kazanmayı değil Avrupa'da rekabetçi olabilmeyi istediği için bu teklifi de reddetti ve ülkesi Nijerya'ya geri döndü. Nijerya'ya döndüğünde sırf futbol oynayabilmek için amatör bir kulüpte forma giydi. Bu kulüpten bir futbolcu transfer etmek isteyen İsrail ekibi Hapoel Ra'anan'a o futbolcuyu izlemesi için bir ekip göndermişti. Gönderilen ekip maçı izledikten sonra Vakeme'yi beğenerek ona sözleşme önerdi. Bu teklifi kabul eden Vakeme, kariyerinde önemli bir sayfa açacak olan İsrail'e gitti. Ra'anan'a geçirdiği iki başarılı sezonun ardından İsrail'in en önemli kulüplerinden biri olan Hapoel Beersheba'ya transfer oldu. Hapoel Beersheba'da kariyerinde birçok ilk yaşama fırsatı elde etti. Birinci lig seviyesinde ilk şampiyonluklarını bu kulüpte elde eden Vakeme, üstelik bunu 3 kez üst üste yapmayı başaran kulübüne büyük katkı sağladı. Birkaç sene öncesine kadar profesyonel bir kulüpte sözleşme bulup bulamayacağı bile belli olmayan Vakeme, artık İsrail Ligi'nin 3 sene üst üste şampiyon olan kulübünün en önemli parçalarının başında geliyordu. Ayrıca bu şampiyonluklar ona Avrupa kapılarını daha da fazla açmıştı. 2 sezon üst üste UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyme şansı bulan Vakeme'li Hapoel Beersheba bu maceraların ilkinde gruplardan çıkmayı da başarmıştı. Son 32 turunda mağlup oldukları takım Beşiktaş'tı. Inter ve Beşiktaş karşısında birer gol kaydeden Vakeme Avrupa'da dikkat çekmeye başlamıştı. 2. Avrupa Ligi macerasını grup aşamasında veda eden Hapoel Beersheba'nın futbolcusu Vakeme bu kez de Victoria Pilsen karşısında bir gol bularak turnuvayı tamamladı. Artık Avrupa Ligi tecrübesine de sahip bir futbolcuydu. Ağustos 2018'de Trabzonspor'a imza atan Vakeme işte böyle zorlu bir yoldan geliyordu. Üstelik yaşı da 29 olmuştu. Tüm bunlar şüphe uyandırsa da Vakeme bu şüpheleri hızlıca silmeyi başardı. İlk 11'de başladığı ilk maçta Galatasaray'a karşı attığı 2 gol bir asistle galibiyetin mimarı olmayı başaran Vakeme bu maçın ardından vites düşürmeden devam etti. Trabzonspor'da ilk sezonunda 10 gol 10 asistlik performans gösteren Anthony, ligi 4. sırada bitiren takımının en etkili ismiydi. Sonraki sezonlarında da ligin en iyi futbolcularından biri olduğunu gösterircesine performanslar ortaya koydu. Trabzonspor'la bir Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa kazanan Vakeme, bu sene dolu dizgin şampiyonluğa koşan kulübünün yine en önemli ismi konumunda. Türkiye'nin en büyük futbol şehirlerinden biri olan Trabzon, genellikle yabancı futbolcuların memleket olarak benimsediği bir yer haline geliyor. Yattar örneğinde olduğu gibi birçok futbolcu sanki doğma büyüme Trabzonluymuş gibi hissediyor. Vakeme'nin durumu ise farklı. O, futbola başladığı günden beri memleketini kendisiyle beraber götürenlerden. Anthony Vakeme işte kendisini şöyle tanımlıyor. Orijinal bir İkbo çocuğuyum ve Ajagunle çocuğu olarak anılmaktan da gurur duyuyorum. Her zaman doğduğu ve büyüdüğü topraklarla gurur duyan Vakeme, memleketinde edindiği bazı alışkanlıklarını da asla terk edememiş. Mesela sıcağa çok düşkün. Trabzon'daki evinde kombiyi sürekli en üst seviyede çalıştırdığı için sık sık kombisi bozuluyor ve tamirci çağırmak durumunda kalıyor.
Müzik dinleyip dans etmeyi çok seven Wakeme, futbolcu olmazsa müzisyen, dansçı veya aktör olmak isteyeceğini söylüyor. Müzik konusunda da doğduğu topraklardan kopmamış. En sevdiği şarkıcı Nijeryalı Tubaba. Tubaba'yı onunla defalarca kez görüşüp sohbet edecek kadar çok seviyor. Dinlemekten hoşlandığı diğer müzisyenler de hep Nijerya'dan. Maçlardan önce müzik dinlemeyi alışkanlık haline getiren futbolcu, dinlediği müziklere bakıldığında memleketinden hiç ayrılmamış gibi. Bu belki de onun memleket özlemiyle baş etme yöntemlerinden biri. Pek fazla plan yapmayı sevmeyen Nijeryalı'nın şu an için en büyük hedefi Trabzonspor'la şampiyonluğa ulaşabilmek. Kariyer sonu hedeflerini ise şöyle açıklıyor. Kariyerimi sakatlanmadan tamamlayarak mutlu ve zengin bir şekilde emekli olmak istiyorum. Kariyerime başlayalı uzun zaman oldu ve Tanrı bana hep yardımcı oldu. Gösterdiği performansa bakıldığında aradığı mutluluğu Trabzon'da bulduğu görülebiliyor. Şampiyonluk kupasını havaya kaldırdığında çok daha mutlu olacağından da şüphe yok. Ancak o şu anda yalnız kariyer sonunda yaşayacağı mutluluk için değil, taraftarların da mutluluğu için mücadele ediyor. Trabzonsporlular onun mücadelesine hak ettiği değeri veriyor. Şimdiden Bordo Mavililer Wakeme'nin heykelini dikti bile. Çünkü o hali hazırda Trabzonspor'un sahadaki lideri ve rakiplerin en çok korktuğu futbolcu konumunda. Öyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor.